Klinik programından herkese merhaba. Sağlıkta teknolojiler gün geçtikçe yenileniyor. Bu yeniliklerden birisi de titreşim tıbbı. Bununla ilgili tüm merak edilenleri Profesör Doktor Banu Çaycı ile konuşacağız. Banu Hocam, titreşim tıbbında biyorezonans tedavileriyle hangi hastalıkları tedavi edebiliriz? Biyorezonans sistemi aslında bir akupunktur tedavi seçeneğidir. Akupunkturda meridyen dediğimiz yollarda belli noktalara iğnelerle uygularız. Biyo rezonans tedavisinde ise gene aynı frekansları iğneleri batırarak oluşturduğumuz frekansları bir cihaz yardımıyla oluşturuyoruz. Bu frekanslar vücudumuza yararlı olan ya da vücudumuzdaki patolojileri silen frekanslar Profesör Doktor Banu Çaycı, biyorezonans tedavisinin obezite tedavilerinde de kullanılabildiğini belirtiyor. Frekans tedavisi aslında işte migrende, depresyonda, de kullanıldığı gibi özellikle obezite tedavisinde de kullanılabiliyor. Obezitede e, hastalar başvurduğunda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Çünkü bu tür hastaların zaman zaman kilo alıp verdiğini görüyoruz. Biz buna yoyo -yo etkisi diyoruz. Bunun sebebi aslında vücuttaki ağır metallerin, toksinlerin uzaklaştırılamaması. Sadece bir diyet yaparak e, bunu sağlamak mümkün değil. İşte biyorezonans tedavisiyle. Vücudumuzdaki ağır metallerin uzaklaştırılması ya da gıda intoleranslarımızın belirlenmesi örneğin gluten, buğday, gliadin, süt intoleransı gibi intoleransların tespit edilmesi mümkün. Bunu bir parmak ucundan kan alarak yapıyoruz ve bu kanın analizi sonucu toksik gıdaları, vücudunuza zarar veren gıdaları tespit ediyoruz. Bu noktada da tabii ki bu gıdaların frekanslarının vücudunuzdan silinmesi gerekiyor. Obeste ile ilgili başvuran hastalarda gıda intoleranslarının temizlenmesi, bağırsak florasının düzenlenmesi ve duygu durumunun da dengelenmesi çok önemli. Hekimleri en çok zorlayan konulardan biri de hastanın duygusal durumu. İşte bununla da ilgili bu cihazla çalışmalar yapabiliyoruz. Peki Banu Hocam, biyorezonansla obezite tedavisinde diyetisyen desteği gerekli mi? Biz hastanın intoleranslarını tespit edebiliriz ve cihazla uygulamalar yapabiliriz. Ancak aynı zamanda hastanın diyetinin de düzenlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının hastaya kazanmaktadır landırılması gerekir. Bu noktada gerçekten e, diyetisyenlerle işbirliği içinde çalışmak çok önemli. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Deniz Keyif, e, 44 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Deniz Hanım bize tedavinin sürecinden bahseder misiniz? Parmak kanı alımından sonra vücudumun neye toleransı, neye intoleransı olduğu e, tespit edildi. İntoleransım olan besinler e, maya, buğday ve süt olarak e, tespit edildi. Vücudumda İlk günden itibaren duygusal anlamda ve fiziksel anlamda çok değişik şeyler, çok güzel şeyler olmaya başladığını hissettim. Tedavinin bana yaramaya başladığını hissettim ve 8 seans kadar biofrekans kullandım. Tedavi sürecimde diyetimden çıkarılması gereken bazı gıdalar oldu. Bununla beraber e, tamamlayıcı ek gıdalar aldım. Örneğin selenyum, krom gibi ek gıdalarla beraber kilo verimim inanılmaz bir derecede hızlandı ve sonucunda 8 kilo verebildim. Diyetisyen Elif Cesursever bütüncül yaklaşımla birlikte sağlıklı yaşamı yakalamak ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Hocam sağlıkta bütüncül yaklaşım ne demek ve diyetisyenler bu bütüncül yaklaşımın neresinde rol alıyor? Bütüncül yaklaşım, insanların fiziksel bir varlık olmalarının yanı sıra hem duygusal, hem zihinsel, hem de toplumsal bir varlık olduklarını da göz önünde bulundurarak yaptığımız teşhis ve tedavilerin bütünüdür. Diyetisyenler olarak buradaki amacımız sağlıklı yaşamı yakalamak ve sürdürülebilir hale getirmek. İlk hedefimiz ise sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek. Obezite gibi sağlığımızı tehdit eden hastalıkların %70'i yaşam tarzı değişikliğiyle düzelebilmektedir. Özellikle obezite bir hastalık olmasının yanı sıra aynı zamanda bir salgın ve bir bağımlılıktır. Bu salgının daha fazla yayılmasını önlemek için bağımlılık tedavi edilmelidir. Bu aşamada hastaların hem duygusal süreçlerini hem de psikolojik süreçleri diyete dahil olmalıdır. İlk aşamada Vücut analizleri ve vitamin mineral analizleri değerlendirilir. Sonraki aşamalarda ise kronik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, alerjileri, intoleransları da beslenme planlamasına dahil edilerek bir planlama yapılır. Böylelikle kilo vermek daha kalıcı bir hale gelmiş oluyor. Kilo verme sürecinde de bağırsak sağlığı mutlaka desteklenmelidir. Çünkü bu süreçte kabızlık, intolerans ve alerji gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Öncelikle bağırsak sağlığı için bağırsak sağlığımızı tehlikeye sokan ya da tehlik soktuğundan emin olduğumuz, tespit ettiğimiz ve sinerin diyetten çıkarılması gerekiyor. Böylelikle bütüncül beslenmede eliminasyon diyetleri baz alınarak bir kişi özel beslenme planlaması yapıyoruz. Doktor Okan Dalak, biyorezonans tedavileriyle tütün ürünlerine olan bağımlılığı bırakmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Okan Hocam, biyorezonans tedavileriyle tütün ürünlerine olan bağımlılığı bırakmak mümkün mü? Evet, gayet mümkündür. Biyonezorans tedavi metotlarıyla tütün ürünlerine olan bağımlılıktan kurtulmak mümkündür. Hatta tütün ürünlerine tek seansta yüksek başarı oranıyla kurtulmak mümkün olabilir. E, yalnız e, bununla alakalı birkaç e, şartımız var. Şöyle ki hastaları istek ve kararlarını sorguladığımız bazı testler uygulamaktayız. Bu, bu testlerde kinezyoloji biliminden faydalanırız. Kısaca bahsetmek gerekirse, Kinezyoloji kasların aktivasyonuna dayalı bir bilim dalıdır. Kinezyolojik test ise kasların aktivasyonunu dayalı bilgileri kullanarak bilinçaltıyla iletişim kurma metodudur. Hastalar kinezyolojik test uygulamasından sonra kendilerine uygun bir frekans metoduyla tedaviye alınır. Seans bitiminde Biyofrekans hastaların fiziksel olarak bağımlılıklarını neredeyse sıfır noktasına kadar indirir. Bunu nasıl gerçekleştirir? E, vücudumuzda bulunan nikotin reseptörlerine uyararak tamamen kapatır ve hastalar seans sonunda fiziksel bağımlılıklarını sonlandırılmış bir şekilde e, seanstan ayrılır. Seans bitiminden sonra hastaların fiziksel bağımlılığını sıfıra indirilmiş oluruz. Yalnız psikolojik ile ilgili alışkanlıklarını değiştirmek için hastalara destek tedavisi sağlarız. Bununla birlikte hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek sağlandıktan sonra hasta tütün bağımlılığını bırakabilir. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, rica ederim. Klinik programımızın sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Mevcut tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Sağlıklı günler dilerim.